hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar Yılanç e ağında çıkan sorun. Türklerin favori altcoin'inde blok üretimi durdu. Adı altındaki haberi inceleyerek bunun üzerinde duracağız. Bakalım neymiş ne değilmiş. Türkiye'de yakından takip edilen altcoin projelerinden biri olan İvlen çağında bir sorun yaşandı. İvlenç bir yazılım sorunu yaşadı ve... blok üretimi neredeyse 3 saat kadar durmak zorunda kaldı. İşte detaylar diyor. Bu arada ben zamanında çok severdim Avax'ı. Hatta Avax arkadaşlar benim favori projemdi. Ha şu an değil mi derseniz yani şu an favorim değil. Hala seviyor muyum? Seviyorum. E yükseliş potansiyeli var. Ama önceden gerçekten Avax'ı çok tutardım. tabi. Ayı sezonu dahilinde daha çok bu durum değişti onu da söyleyeyim. ha Hala AVAX'ın ben yatırım yapılabilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ama alternatiflerle değerlendirildiği zaman arkadaşlar yine farklı coin'ler çıktı. Örneğin yapay zekalar çıktı. Bazı meme coin'lerin varlığı. Web3 içerisindeki bazı coin'ler bakınız GRT, Conflux, DOT gibi coin'ler. AVAX'ı hiç değilsiz spekülasyon bakımından... Egale edebileceğini gösterdi. Dolayısıyla favori değil ama AVAX burada yatırım yapılabilecek bir projedir hala tabii ki. Altcoin ağında yazılım sorunu ortaya çıktı. Popüler bir blockchain ağı olan Evlanç yakın zamanda blok üretim sürecinin neredeyse 3 saat boyunca durmasına neden olan bir yazılım sorunu yaşadı. Bir blockchain kaşifi olan Snowtrace'e göre Evlanç'in C-chain'inde 23 Mart Türkiye saatiyle 02.30'dan sonra yeni blok oluşturulmadı. Olayın nedeni proje tarafından resmi olarak doğrulanmadı ancak Evlanç'ın arkasındaki ekip olan Evlaps'ın kurucu ortaklarından biri olan Kevin Sekniki sorunun not yazılım sürümü Vol 1912 ile ilgili olduğunu belirtti diyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu söylemek lazım bir kere. Bunlar sıkıntılı durumlar. Sıkıntılı durumlardan kasıt. Mesela ben çok söylüyorum. Solana'nın bakın. Solana'nın uzun vadede ben kesinlikle başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Demiyorum ki sol coin yükselmeyecek. Boğa sezonunda bu boğada sol coin de yükselir. Ama bazı alt coinlere göre fiyat anlamında da egali olacaktır. E, özellikle uzun vadede yıllar içerisinde Ethereum'la baş edemeyecektir. Çünkü Ethereum zaten Solana'yı cazip kılan her zaman şuydu arkadaşlar. Solana düşük maliyetten dolayı tercih ediliyordu. Ethereum çok güvenli. Adamlar şu anda özellikle maliyet üzerine duruyorlar. Şimdi Ethereum maliyette düşüklük sağladığı an Solana'nın hiçbir cazibesi kalmayacak. Ve anlık olarak zaten şirketler vesaire bu durumdan çok şikayetçi. Solana'da düzenli olarak durduruldu haberleri kaldı ki şirketler, kurumsallar sürekli yüksek meblalardaki parayı yatırdı çekti transfer yaparlar. Bir durduruluyor a, belki de bazen bir hafta boyunca hiçbir erişim yok ve bu defalarca yaşandı. Sırf bundan dolayı uzun vadede Solana sıkıntılar yaratacaktır. İvlanç bunu sürekli olarak yaşamış değildir. Hiç değilse şu an bu Evlenç içinde bir sabıka olmuştur. Kesinlikle bunu tekrar ettirmemeleri lazım arkadaşlar. Bakın açık konuşuyorum. Bunu tekrar ettirme, e, ettirmemeleri lazım. Yoksa sıkıntı yaşarlar. Bu sürüme yüksel, e, yükselttikten sonra notların artık henüz yükseltilmemiş notlara bağlanamayacağı ve bunun da blockchain verileri üzerinde fikir birliğine konsensüse varma sürecini etkileyeceğini açıkladı. Yanıt olarak Evlenç Hızlı bir şekilde Vol 1914 adlı bir yama yayınladı ve doğrulayıcıları operasyonlarda aksama olmaması için notlarını güncellemeye çağırdı. Sekniki, Ivlanch'in her zamanki gibi blok üretimine ve işlem, e, işleme devam ettiğini doğruladı. Ancak Snowtrace verilerini henüz güncellemediği için, güncellemediği için blockchain'i hala işlemde gösteriyor. Bu sırada Ivlanch'in alt ağları herhangi bir sorun kaydetmeden yeni bloklar üretmeye devam etti. Şimdi ünlü borsalar AVAX işlemlerini durdurdu. Olay Güney Kore'nin önde gelen kripto borsalarından ikisi olan Upbit ve Bitamb'ın C-Chain'in soruları nedeniyle AVAX para yatırmaya çekme işlemlerini geçici olarak askıya almasına neden oldu. Yılan C-Chain, X-Chain ve P-Chain olarak adlandırılan 3 blockchain'den oluşan bir blockchain'dir ve her zincirin işlevleri sırasıyla akıllı sözleşme işlemleri için evm sunuculuğu UTXO tabanlı ödeme sağlayıcılığı ve staking doğrulayıcıdır. AVAX fiyatı C-Chain'in blok durması nedeniyle daha doğrusu durdurması nedeniyle yaklaşık %4 düştü ve 16.38 dolara kadar geriledi. Ya şöyle bir durum yok. Tabii ki anlık olarak arkadaşlar e, yatırımcı panik oluyor satıyor. Bak panik olup satacak bir şey yok. Şunu düşünmek lazım. Mantık şu. Yani o durdu ne oldu? Ya, ne oldu? 2 saat sonra gelir. Ya da solana kadar berbat bir ağa sahipseniz bir hafta sonra gelir. Ama gelir merak etmeyin o gelecektir. Onda bir sıkıntı yok başlar. Soru şu ben bu coin'i ne kadar elimde tutacağım? Benim stratejim ne? Buradaki olumsuzluk benim stratejime ve gözüme kestirdiğim zaman dilimine hangi oranda yansıyacak? Ben mesela söyleyeyim yani bu sezon içerisinde bu avaksa yansımayacaktır. Ha, ilerleyen vakitlerde bunu tekrar ettirirse yansır. Ne olur? Ee, şey ne? Ortaklıklarını ve ağının kullanım oranlarında düşüklükler tespit edilir. AVAX coin'de otomatik kullanım oranları dediğimiz e, kurumsalların işlemlerinde durmalar olur ve Evlanç ağının ölüme gittiği bir senaryo yaşarız. Bunun ben bu boğa sezonunda olacağını zannetmiyorum. Ee, Solana'da da olacağını zannetmiyorum. Solana'da uzun vadede şu şartlar altında kaçınılmaz ama EVLanche için aynısını söyleyemem. İnşallah e, bunu bir daha yaşatmazlar arkadaşlar. Aslında sadece bunu söyleyebilirim diyebilirim. Ama kısa vadede de panik olup o, ne oldu ne bitti sattım." Ondan sonra açıldı yine aldım falan ne alaka? Buna var e, buna rağmen tekniği 1.9.12 sürümüne yükseltme yapan kullanıcıların etkilenmediği ve henüz yükseltme yapmamış olanlar için canlı olmasa da durumun güvenli olduğunu vurguladı. Yazım sırasında kripto para birimi 17.1 dolardan el değiştiriyor. Günlük bazda 17.92 dolara kadar çıkmayı başardı. Evlanç merkeziyetsiz uygulamalar ve özel blockchain ağları için bir platform olarak işlev gören bir layer 1 blockchain'dir. Akıllı sözleşmeler için en popüler blockchain olarak Ethereum'u yerinden etmeyi amaçlayan Ethereum'un rakiplerinden biridir. Ölçeklenebilirlikten ödün vermeden saniyede 6500 işleme kadar daha yüksek işlem çıktısına sahip olarak bunu yapmayı hedefliyor diyor arkadaşlar. Tabi Ethereum'u geçmesi imkansız ama zamanla birçok şeyi göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.